Herkese merhabalar. Üçgen eşitsizliği konumuzla beraberiz. Muhteşem bir konu işleyeceğiz. Bugün sizinle beraber burada gördüğümüz gibi üçgen eşitsizliği ve açı kenar bağıntılarını göreceğiz. Üçgen eşitsizliği çok basit. Aslında bir üçgen çizdiğimiz zaman herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük oluyor. Bu kadar basit lokum bir konu aslında ve buradaki temel hesaplamalarımızı şu makana çubuklarındaki gibi yapacağız. Yani üçgenin iki kenarı, üç kenarı arasında özel ilişkiler var ve bunlara bakacağız sizinle beraber. Ve e, Tongu Tunguç Evladım Bey mesela bak burada hangimiz üçgeniz demiş. 20 santim, 12 santim, 15 santim. İşte bunu bulabilmek için yapmamız gereken şey çok basit. Bir tane kenarı alacaksın. Bu ikisinin toplamından küçük mü? Evet, 27'den küçük 20. Doğru. Bu ikisinin farkından büyük mü? Evet, bu ikisinin farkı 3 eder. Bundan büyük gerçekten 20. Süper. O zaman bununla üçgen çizebilir. Süper. Buraya bakalım. Bu kenar bu ikisinin toplamından küçük mü? Hayır. 17 20'den büyük olmalıyken ne yazık ki olmamış. Dolayısıyla böyle bir problemde bu üçgen çizilemez. İşte bu aynı makarna çubuklarındaki gibi üçgen eşitsizliği aslında özel bir konu. Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacak. Mesela bunun gibi özel sorular çözmesinde var. Bir de çok basit bir özellik var ki o da açı kenar bantıları O da dünyanın en basit kuralı büyük açının karşısında büyük kenar bulunur, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Bu kadar basit. Büyük açı var, büyük kenar, en uzun kenar, küçük açı var, küçük kenar, en kısa kenar diyoruz ve işimizi bu kadar basitleştiriyoruz. Ve programımızda müthiş bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Teker teker yazılı kampımız girdi araya tabii ki. Yazılı kampımızdan sonra teker teker LGS konularımıza adım adım ilerleyerek müthiş bir şekilde çalışıyoruz ve en iyi notlar bizim önümüze bu LGS sınavı geldiği zaman en iyi notlar bizim olacak çünkü azimli bir şekilde yazılar bitmiş olması rağmen biz LGS'ye odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Burada taktikli dinamo ve zorunan ödevlerimiz var. Taktikli dinamo ve zorunan sayfalarımız da test numaralarımız da burada belli. Lütfen programımıza uygun. Programımız açıklamada var bu arada. Programımıza uygun ödevlerimizi yapmaya devam edelim. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. herhangi bir kenar bak bu çok basit herhangi bir kenar diğer iki kenarın mesela A kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorundadır farkından da büyük olmak zorundadır bu kadar basit bir kuralımız var yani Tonguç o zaman diyeceksin ki sen herhangi bir kenarsan sen diğer iki kenarın toplamından küçük o zaman şöyle yazıyorum kenar diğer kenarların toplamından küçük e ve diğer kenarların farkından büyük olmak zorundadır diyoruz. Bu kadar basit bir kuralı var bu işin. O zaman hemen söyler misin bana B'nin hangi iki kenarın toplamından küçük olması gerekiyor B'nin evladım? C ve A'nın. A ve C. İnanılmaz peki. peşindeyiz. iki kenarın toplamı, farkından küçük olmak zorunda yine ee, aynı şekilde evet. A eksi A C diyoruz. C'nin aynı şekilde B artı A diyoruz e, ve B eksi A diyoruz. Yani ikisinin farkından bü büyük olacak, toplamından da küçük olacak diyoruz. Hı. Geldik Tonguç'um. O zaman seninle bir tane model birazcık daha böyle karizmatik gerçek yaşam durumu sorusuna. Şekilde nehirin kenarında okunmuş 3 adet ev verilmiştir. Bak 1, 2, üç tane. E, ve Km eşittir 13 metre. Tamam burayı vermiş 13 metre. E, Lm eşittir 17 metre süper. E, K ve L evlerinin arasındaki mesafeyi tam sayı olarak en fazla kaç metre olabilir demiş. Şu mesafe en fazla kaç olur demiş. Şimdi biz bunu bilmiyoruz sonuçum. Buna mesela soru işareti diyelim. Şimdi Tonguç ben buradan şunu görüyorum. Sen görebiliyor musun bilmiyorum. Tabii. Göremiyorum hocam. Harika o zaman göstermeye çalışıyorum sana. Şurada bir tane üçgen var Tonguç. Kalem üçgeni görebiliyor musun? KLM, Kemal veya işte ee, melek üçgeni de diyebilirsin fark etmez. Bu üçgende şu soru işareti aslında bir kenar değil mi Tonguç evladım benim? Evet. Hadi seninle beraber öğrendiğimiz şey yapalım. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük yani bu ikisinin toplamı 17 artı 30'dan küçük ve far, pay 17 artı 13'ten küçük özür dilerim hemen hızlı topluyorum beynimden tabi. E, bu ikisinin farkından da büyük olmak zorunda. 17 eksi 13'ten de büyük olmak zorunda. O zaman bu kenar 4 ile 30 arasında olmak zorunda diyoruz. Tam sayı olarak en fazla kaç metre olabilir o zaman Tomuçcularım? 30'dan küçükse 29 metre olabilir. En fazla olabilir. 29 olur. En, fazla. en az kaç metre olabilir desek? 5. Süper zekisin ama tam sayı olması önemli burada. Bunu istiyorum. Ederim. Geldik sonuç diğer sorumuza. RO. bu model ne? soru kaç model? Bu model soru 2017 model. Oo. Birazcık eskimiş tabii bu soru. Kullanılmış sahibinden. <laughs> evet, kullanılmış. RO'nun olabileceği, alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulalım demiş. Şimdi bir tane ro kenarı var. Ha, bu, bu, bu zımbırtının. Alabileceği en büyük. Şimdi ro'ya bilmiyoruz ya. X diyelim Tonguç. Şimdilik kalsın. Bir X diye bir şey kalsın. Şimdi e, ben bir üçgen bulmam gerekiyor. Üçgene göre bir eşitsizlik koyacağım. Mesela şu üçgene bakıyorum. Şu üçgene bakarsam Tonguç'um. X dediğimiz kenar. Bu diğer kenarların yani 6 ile 7'nin toplamından küçük olacak. 6 ile 7'nin farkından da büyük olacak dedik. O zaman ikisinin alabileceği değerleri bulduk. Şimdi Tonguç'um bu sefer de farklı bir üçgene bakalım. Bu sefer alttaki kırmızı üçgene bakalım. Şimdi yine x dediğimiz bir kenar var Tonguç evladım benim. Bu kenarda bu ikisinin toplamından küçük olmak zorunda 10 artı 8. E, farkından da büyük olmak zorunda 10 eksi 8 diyorum. O zaman Tonguç bunları bir sadeleştirelim, yalınlaştıralım. Diyorum ki x dediğimiz kenar 6 artı 7 10, 13 6, 7 eksi 6 1 1 ile 13 arasında olacak x dediğimiz kenar da hop 10 artı 8 18 10 eksi 8 2 arasında olması gerekiyor o zaman diyorum ki ya x dediğimiz şeyi ben bu ikisine bakaraktan nasıl yazabilirim x dediğimiz şey aslında şimdi Tonguç burada basit bir kuralımız var hani ezberleyebiliriz kurallar bozulmak için evet. ama şöyle bize bak büyüklerden küçüğü küçüklerden büyüğü almalısın Tomucuğum. O zaman diyorum ki ben x dediğimiz şey 2 ile 13 arasında olmalıdır diyorum. Yani bu ikisine de uyan bir x yaz desen sen, sen bana. Mesela Tomucuğum bunu, buna uyanları hemen yazmak istiyorum sana. Bak 2, 3, 4, 5, nokta 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 12'ye kadar gider. Buna uyanları yazıyorum. 3, 4, 5, 6 nokta 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 17 kadar gider. Şimdi ikisine de uyan şeyler aslında şunlardır Tonguç'um. Bak e, 3 olabilir ama 2 olamaz. Bu 2 iki, bu 2 uymuyor. Bu 2 uyuyor ama bu 2 uymuyor. O zaman 3 olabilir. 3, 4, 5 ama Tonguç bak 12 desen bunu oluyor ama 13 desen buna olmasına rağmen buna olmuyor. Dolayısıyla kaça kadar gidecek? 13'e kadar gitmek zorunda. 12'ye kadar gitmek zorunda. Özür dilerim. Dolayısıyla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu cevabımızı diyoruz en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bul demiş. Hemen bulalım. En büyük tam sayı, en küçük tam sayı değeri 3'tür. En büyük tam sayı değeri 12'dir. Bu ikisinin bulalım demiş. Cevabımız 3 ve 12'dir diyoruz ve ro'yu bulmuş olduk. Geldik Tonguç'um açık kenar bağıntılarına. Açık kenar bağıntılarına. Açık çok bağıntıları çok basit aslında. Üçgen eşitsizliği var. Çok basit o. Aynen tabii ki. Açık kenar bağıntılarına diyor ki aşırı basit bir kural var. Büyük açının karşısında büyük açının karşısında büyük kenar bulunur diyor. Bu kadar basit. Şimdi büyük açının karşısında büyük kenar bulunursa diyorum ki ben de o zaman e, nefis üçgenine bakıyorum. Nefes üçgeni de olabilir. Şimdi e, N açısının karşısında yani şu açının karşısında N kenarı bulunuyor. Ondan sonra F açısının karşısında F kenarı bulunuyor. Ondan sonra diyorum ki e, S açısının karşısında da S kenarı bulunuyor. O zaman diyorum ki ben N açısı büyüktür, S açısı büyüktür, F açısı ise... N kenarı büyüktür, S kenarı büyüktür, F kenarıdır. Yani büyük açının karşısında büyük kenar. Böyle harflerle gösterelim ama senle bir soru yapalım anlayacaksın. Şekilde verilen hum üçgenine göre en uzun kenar hangisidir demiş. Şimdi hemen bakalım sorumuza. Evet. 55-45. Bir kere üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. 55 ile 45'i toplarsam Tonguç evladım benim 100 olur. 180'den de 100'ü çıkartırsam Tonguç'um 80 derece. O zaman şu açının 80 derece olduğunu buldum. Süper zekisin Tonguç'um. Geldik şimdi hum üçgenine göre demiş. En uzun kenarı soruyor bize. Şimdi o zaman diyorum ki ya kardeşim 80 derece en büyük açı. O zaman bunun karşısındaki UM kenarı en büyük kenar olmak zorundadır. O büyüktür diyorum. Sonrasında 55 derece daha büyük bir açı. O zaman bunun karşısındaki HM kenarı da HM kenarı da daha büyük olmak zorunda. En küçükse 45'in karşısındaki zavallı HU kenarıdır diyoruz Tonguç Öğretmen. Tabii bunu bir şöyle de yazabilsin. UM kenarı büyüktür. HM kenarının büyüklüğü büyüktür. HU kenarının büyüktür diyorum ve bu şekilde çözümlüyorum Tonguç. En uzun kenar o zaman hangisidir? UM kenarıdır. Ee, en kısa kenarda HU kenarıdır diyoruz. Ve sorumuzu geçip güzel bir PUBG sorusuna hoş geldin Tomoy. Oo PUBG. Evet saçma sapan e, öyle bir yazı, yazı yazmış kusura bakma. D dörtgeninin dörtgenin en uzun kenarını bulalım demiş. Şimdi en uzun kenarını bulabilmek için başta bir kere ne Üçgende büyük açının karşısında büyük kenar vardır. açık kenar bandısını bileceğiz. Ama sonrasında hemen üçgenin iç toplamı 180 derece olduğunu bileceğiz. 60'lık şu üçgene bakıyorum pub üçgeninde bakıyorum. 40 ile 60 topla 100. Buraya kalan, kalan 80'di. Toplam 180 olmak zorunda çünkü. Buraya baktık Tonguç'um. 50 ile 20'yi topla 70. Buraya kalan o zaman 110 olmak zorunda Tonguç'um. Toplamı 180 olabilmesi için. Geldik o zaman. Diyorum ki bak Tonguç bu tür sorularda kıl sorulardır. O yüzden lütfen benim takdimi Bu üçgene birinci üçgen. Bu üçgene de ikinci üçgen diyorum. Bak şu üçgene ee, PAB üçgenine birinci üçgen, şu üçgene ise ikinci üçgen diyorum. Bunlar farklı üçgenler olarak değerlendirmem gerekiyor. O zaman hemen ilk başta birinci üçgeni yazmam, yazmak zorundayım. Birinci üçgeni yazarsak, diyorum ki birinci üçgende en büyük kenar hangisidir? 80'in karşısındaki yani PB kenarı, PB kenarı e, büyüktür diyorum. E, sonrasında birinci üçgendeki büyük kenar PU kenarı, PU kenarı büyüktür diyorum Tonguç'um. Sonra da 40'ın karşısındaki bu kenarı. PB, Pu ve bu. O zaman en büyük, en küçük sıralamasını yaptık. Şimdi iki, ikinci üçgene geçiyoruz Tonguç'um. İkinci üçgene şöyle Roma rakamları yazalım tabii karışmasın. Geldik Tonguç'um şu zımbır diye. Burada 110'un karşısındaki PG kenarı, PG kenarı büyüktür Tonguç'um. E, 50'nin karşısındaki BG kenarı büyüktür Tonguç'um. E, 20'nin karşısındaki PB kenarı diyor. Diyorum. Allah Allah. Tonguç bakar mısın? Allah'ını seversen. Burada hangi kenar en büyüktür dediği zaman bir kere küçükleri eleyeceğiz. Bunu eledik. Bunu eledik. Bunu eledik. Bunu, eledik, bunu ele. Ooo bakar mısın Tonguç hemen burada. Burada da PV vardı. Aa. O zaman bunu eleyeceksen burada eleyeceksin. O zaman en büyük kenarı otomatikman bulmuş oluyorsun. PG kenarıdır diyoruz. Cevabımıza diyoruz. Geldik bir tane daha model soruyla artık dersimizin sonuna yaklaştık. TGC üçgeninde T büyüktür G açısı demiş. T açısı büyüktür, G açımı şu açıya şu açıdan büyükmüş. Eyvallah. E, TG 4 santimetre, tamam gördük. TC 7 santimetre, tamam gördük. Buna göre GC'nin santimetre cinsinden alabileceği tamsayıları. Şimdi bir kere Tomcuğum, ben, ben bir kenarın değerini bulmak için buna x diyelim mesela. X'in değeri nedir? Herhangi bir üçgende, e, üçgen eşitsizliği ne demekti? Herhangi bir kenar, herhangi bir kenar, diğer ikisinin toplamından küçük. 7 artı 4, 11'den küçük. 7 eksi 4 3'ten de büyük olmak zorundadır. İlk başta bu ne diyoruz? Üçgen eşitsizliği diyoruz. İlk başta bu soruyu bak kombine bir soru. İkisini de soruyoruz. Ee, üçgen eşitsizliğini yaptık. Birinci e, kazanımımızı yaptık. Sonra ikinci öğrendiğimiz şey neydi? Açı kenar bağıntısıydı. Açı kenar bağıntısı ne demekti Tonguç'um? Büyük açının karşısında büyük kenar vardı. O zaman ben diyorum ki ya kardeşim T açısı G açısından büyükse T'nin karşısındaki X dediğimiz şey G'nin karşısındaki 7'den büyük olmak zorunda. Çünkü açıların ilişkisiyle kenarların ilişkisi aynıdır. O zaman elimizde bir de bu var. Bunu da yaptık. Şimdi bu ikisini kombin yapma zamanı. Hoş geldin Tomucuğum. O zaman burada ikisini de alabileceği değerler, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyorum. Buradaki ikisini alabileceği değerler, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sonsuza kadar gider. Böyle gider. Şimdi bu ikisinin ortak noktası nedir Allah aşkına? Bak bir kere 4 olamaz. Buna uymuyor. 4 buna uyuyor. 5 buna oluyor ama buna olmuyor. 6 buna oluyor ama buna olmuyor. 7 buna oluyor ama buna olmuyor. 8 ah işte bak 8 olabilir. Sonrasında 9 olabilir mi? 9 evet olur. Buna uyar. Süper. Ondan sonra 10 olabilir mi? Evet olur. 11 olabilir mi? artık olamaz. Kusura bakmayın. zaten buraya kadar geliyordu. O zaman 8, 9, 10 yani ikisinin alabileceği değerler aslında ikisinin de kombin dediğimiz şey aslında 7 ile 11 arasındaki e, tam sayı değerleri diyoruz. 8, 9, 10 cevabımızı diyoruz. Çok özel ve güzel bir soru Tonguç'um. İnşallah anlamışsındır. Ve üçgen çizim için gereken koşullara bakalım Tonguç'um. Üçgen çizim için ne lazım bana Tonguç'um? Cetvel. Harika. Süper zikisin. Şimdi üçgen çizim için farklı yöntemler var ama ya üç kenarı bileceksin. Ya bir kenar artı iki. Bak şöyle. E, üç kenar bilerek üçgen çizebilir, Tamam eyvallah. Bir kenar uzunluğu bir kenar iki açı bilerek bu üçgen çizebilir, Eyvallah. İki kenar uzunluğu ve ortalarındaki açı iki kenar bir açı bilerek bu üçgen çizilebilir. Eyvallah. Ama Tonguç şunu unutma. Üç açı ile üçgen çizilemez. Milyonlarca üçgen çıkar çünkü ortaya. Tek bir üçgen çizebilmek için üç açı yetmez. En az e, bir kenar lazım. En az bir kenar. En az bir kenarı bilip cetvelle çizmek e, gerekiyor Tonguç'um. Tabii ki bunlarda işte kullanılan şeyler nedir ekipmanlar? Üçgen uzunluğu verirsen cetvel ve pergel kullanılır. Bir kez uzunluğu ve açının uçlarındaki açıyı biliyorsan cetvel Tonguç evladım benim. Cetvel her hepsini kullanın çünkü açı, kenarı ölçmek için onu kullanacağız. Cetvel ve açı ölçer diyorum Tonguç'um. Burada cetvel ve açı ölçer içimizi e, görür diyoruz. Ve bu şekilde aslında dersimizi noktalandırıyoruz Tonguç'um. O zaman ödülü sorumuzu yap Tonguç yorumlara yolla hadi bakalım evladım.